Herkese merhaba, ben Ulaş. LoLPB kurdum. Kuruluş videosunu da çektim zaten. Sağ üstte bir yere koyarım arkadaşlar, oradan izlersiniz. PB'de oynamayı deneyeceğim. İlk defa ben de bu arada PB'de oynuyorum. Daha yeni kuruldum. İkinci oyunum. Bir yere oynadım böyle. Beşinci oldum orada, kazanamadım. Zaten set 6'ya bile çok hakim değilim yani. Set 6.5 daha zor oldu benim için. Bu arada PB sunucusu olduğu için bayağı bir lag var. 215 ms falan. Baktım birazcık sunucular Amerika'daymış. PB developerları, geliştiricileri orada olduğu için. Bir de konuşabilsem ne güzel olacak değil mi? Oğlum, green screen niye bozuluyor lan böyle? Her neyse, geliştiriciler orada olduğu için şey de orada olmalıymış sunucularda. Aga bu ne ya? Bayağı yordle attı. Yordle oynayasım yoktu. Bir önceki elde yordle oynadım çünkü geldi. Bu elde de Yordle oynayasım yok. Zaten çektiğim bir önceki videoda da Yordle oynamıştım. Yordle oynamak istemiyorum ama atarsa mesela bir Ziggs falan erkenden denenir abi o zaman, değil mi? Oynarız. Oynanır. Bu aslında çok şeye gerek yok da. Yani rank falan kastım yok sonuçta da. Ulan bak, Ziggs'i de attı ha. Mutantlar 2 yıldızı yükseldiğinde of, tam mutant kitle buff'ı geldi ha. Aynı şampiyondan iki adet bulunuyorsa her ikisi de 30 saldırı gücü. Niye böyle bir şey yapayım ki lan? Bunu alacağım ya. Okey, ver. Bunu da satayım. Baya erkenden açtık şey yani, Poppy'yi. Ulan gel de sövme be kardeşim, bu ne ya? Item çıkar dedik. Gold'a çıkacağız bari, yapacak bir şey yok. Şöyle sat hepsini. Gerçi dur şunları al. Bloklayalım da. Çar buluruz. Bayağı popi attı. Şey aldık. Mavi kire falan alayım dedim. Item atar diye gitti. Yine çar attı bize. Gold'a çıktık. Ne yapalım abi? Hiç garibin yüzü güler mi? Gülür mü garibin yüzü? Gülür mü? Anlatsanıza biraz. Bu ne lan? O Rek'Sai. Ulan. Ay, o şey kompunu alacaktım var ya. Mutant muhabbetini. Rek'Sai falan 10 numara ilerleyecektik ha. Çok aşırı erken 20 golda çıktım. Maalesef yine Yordle gidiyorum. Üzerime Yordle'lar yağıyor arkadaşlar. Siz de gördünüz. Benim suçum yok. Oyun başında Vex attı. Poppy attı level olarak, direkt 2 level. Ziggs falan attı. Nasıl gitmeyeyim şimdi? Ayıp. Allah günah yazar eğer gitmeseydim. Bu arada şey, PB'de arkadaşlar şu market kısmı falan böyle birazcık delay'li çalışıyor. O yüzden high roll atarken böyle biraz zorlanıyorum. Bayağı yavaş ilerlemek zorunda kalıyorum. Lag olduğu için. Orası çok hızlı gitmiyor. Zor oluyor. Demin Corki carry gitmeye çalışmıştım. Fena da bir hasar çıkarmamıştı ama böyle daha çok şey itemlarıyla gitmeye çalışmıştım Corki'yi. Corki mi? Sorki mi bu arada? Nasıl okunuyor onu da tam bilmiyorum. Bu daha çok böyle AD itemlarla gitmiştim. AP itemlarla değil. Bu el elimize geçecek itemlara göre bakar, belki biraz AP'ye gideriz. Onu göreceğiz. Gelen itemlara göre bakacağız artık. Poppy seriden 3 level olsa ya, oyun başında beni full tanklasa. Bakın gördünüz mü delay'i? Bak koyuyorum. Normal LoL olsa bu mesela bıraktığım anda direkt geçiyordu. Burada böyle ufak bir delay'li gidiyor. Mesela market de öyle. Şu an gold harcamayacağım boşuna, para harcamayayım hani, şey rol atmayayım. Ama mesela rol attığınızda böyle bir delay'li geliyor orası. Şurada mesela bak, tam burada görüyor musunuz? Ben elimi böyle yapmadım süre içerisinde. Orada böyle gri sikliğinde çok ufak bozulmalar oluyor. O çok rahatsız ediyor mu sizi ya? Orada bir yorumlarda yazsanıza bana. Nasıl çözüm bulacağım bulamadım. Bilemedim yani. Giydiğim kıyafetin rengine göre gri sikliğinin pürüzsüzlüğü değişiyor, öyle söyleyeyim. Neyse. Bu arada hayvan gibi luz aldık demin. 8 can yemişiz. Şimdi de sağlam bir can hasar yiyeceğiz. Ama güzel, biz golda çıkıyoruz. Sorun yok. Şurada bir 6 gol daha var blokladığım. Hop, ver abi. Bir tane daha Ziggs attı ama 4 level'a çıkmışız zaten. Şimdi şöyle, buraya koruma ve hurdacı çarlar var. Şunları bir salayım. Koruma alayım. Atayım ve birazcık tanklı kaçayım kendime. Şunları da satayım tekrardan. Güzel.
Oyundan bu arada şey kaldırılmış arkadaşlar anladığım kadarıyla. Aynı zamanda hurdacı da açtık lan, ben bunu hesap etmemiştim. Okey. Şimdilik şunu vereyim Blitzcrank o zaman. Zaten satacağım ileride. Lan döne döne şeye dönüştü ya. Kanı susamışa dönüştü. Şurada şöyle olunca harika görünmüyor mu abi? Bir tane bile boşta komp yok. Perfect yani, mükemmel. Onu. Bir tane Blitzcrank'le ne kadar değişti anasını satayım. Bir de yine yenemiyormuşuz. Aldık. Hop, bloklayalım abi. Neydi bu? Caitlyn'i de bloklayalım. Yine bir sorun yok gibi. Ne alacağım lan ben burada şimdi? Şey alayım ya. Narı alayım, narı. Gel de buraya. Üzerindeki item'ın narın alır mıyız? Yani bir önceki el spell crit yapmıştım, dediğim gibi bir el daha oynamıştım bu maça girmeden. Orada şey olmuştu hani. Spell crit fena olmamıştı ama çok da dikkat edememiştim açıkçası. Şimdi mesela alıp onu Guizzo için kullanmak daha mantıklı olabilir sanki. Nar şimdilik elimde dursun yine de. Şuradan satıp golda çıkayım. Diğer rakiplere bir bakalım. Vurucu açmış. Narla açmıştım ben de vurucu buff'unu. Hexage. Suikastçı. Sosyeti kaçtı. Arkadaşlar bak, şu ne anlama geliyor? Bu savaştıklarımız mı savaşmadıklarımız mı acaba ya bu turda? Bunu tam ayıkamadım. Bilenler yazabilirse sevinirim. Şuradaki, evet, mouse'u görüyorsunuz o beste de. Mouse'un ucundaki böyle bir şöyle durak kılıç işareti. Tam ne anlama geliyor bilemiyorum. Morgana gelmiş. 3 saniyede 480 kalkan kazanır. Okey. Ziggs atsana bu ultisi ya, tam ortada da. Şuraya tam at, hepsi hasar etsin. Oba. Ama az hasar çıktı ki. Buna da iki elde nedense Blood Thirst'i geliyor. Daha iyi bir item denk getiremedik. Oğlum Morgana ne lan, ölmüyor ha, daha bir level. Hah, öldü. Ziggs adamsın. Bir tane daha Caitlyn bloklayalım. Güzel, 50 golda çıktık bile. Rol atmak yerine arkadaşlar seriden levele gideceğim. Neden? 6 level olursak eğer arkadaşlar, şu Yordle'ların %25 daha az yetenek bedeli isteme muhabbeti açılıyor. O da baya önemli buff oluyor bizim için. O yüzden seriden gidebilirim. Şu an karakterlerde bir item yok ama zaten benim fazla item'ım da yok. Hani, diğer adamlarda 4 item falan var. Bende daha 3 item var. 4 item, 5 item olan var. Üstelik ben bir mavi bir gri şu buff'u almama rağmen. Tam burayı yenildik. Çok çok vurmasalar bari. Ha, şunu kessenize lan. Ha, iyi var, öldü. Bari ondan bedava hasar yapabildik. 80 can. Ulan yanlışlıkla OBS'e tıkladım. Aha. Jorki de attı. Lulu eksik ama. Lulumuz yok. Şöyle şunu sokalım oyuna. Bunları satmak istemiyorum ama Guinsoo için satacağım gibi duruyor. Şuraya bir bakalım. Lan dizmeyi unuttuk çarları ama 5 tane çarım var. Burayı her türlü yerim diye düşünüyorum. İki tanesi 2 level falan. Buff'larım da iyi. Caitlyn level aldı. Abi char atma artık. Item at ya. Item'ımız az. Güzel. Kere item attı. Tank item attı. Vex'e zaten tank gideceğiz. Şunu da hoş yaparız. Şimdi şöyle şunları satarsam level basıp çıkmaya değer mi? 6 yordulu açamayacağım.
Ve 50 golden düşeceğim aşağıya. Gerçi şunu da satarsam eğer bu sefer 50 golden altına düşmeden 6 yolda açmış olurum ama velakin. O zaman da hem hurdacı hem koruma buff'ını kapatmış olurum. Onu da yapmak istemiyorum henüz. Şimdilik şöyle devam edelim. Bu çara nasıl item gitmeliyim emin değilim. Yani normal item mı gideyim yoksa normal dedim hani AD item mı gideyim yoksa ultisine yönelik AP item mi gideyim? Onu veremedim. Çifte vuruş, çifte atış buff'ı olduğu için çok böyle AD gidesim geliyor ama sanki ultisi de iyi gibi. O yüzden AP gitmek de mantıklı duruyor. Artık bakacağız. Gelen itemlara göre ona karar veririz. Şimdi Vex attı. Şöyle bir rolleyeceğim. Nar bulabilirsem eğer. Şimdilik şunu bozalım. Nar bulabilirsem eğer üzerindeki item'ı almak için onu satacağım. Şu elimdekini. Lulu'yu şöyle alayım. Kenara. Şimdi burası böyle olsun. Bekleyelim. Şu anda en düşük canlı olan biziz. Ama doğal herhangi bir item yapmalıyım. Bu neymiş lan? Swain. Swain'in skin'i değişmiş arkadaşlar. Mavi. Ya da bilmiyorum. Hani insanlar satın alabiliyor mu PvE'de skin ama zannedersem alamıyordur yani. Acık su içeyim ya. Ağzım kurudu konuşmak. Evet, bu da ağzımıza vurdu. Gelenden geçenden dayak yiyoruz. Baba, görüyor musun bak nasıl bozuluyor beni? Tilt ediyor beni. 3 altın değerinde 3 şampiyon. Eşyası birinin her saniye 3 mana iniler. Yetenek kullandıktan sonra 10 mana iniler. Bunu alacağım. Sebep arkadaşlar biz zaten şey olduğumuz için, yordle olduğumuz için 6 yordle'la da mana bedeli %25 azalıyor. Seri seri ulti atmak adına. Mesela şuna bir şey versem, blue buff versem 20 oradan gelecek, 30 da şey 10 da buradan gelecek, 30 olacak. Bir kere vurup ulti atacak, bir kere vurup ulti atacak. Evet, bu çarına gitmemiz gerektiğini bence netleştirmiş olduk. Biraz bir rol atalım. Buldum. Nar atsa da şu item alsam üzerinden ya. Bakalım. Şu an çarlara tekli itemları vermiyorum çünkü karusele gideceğiz. Örneğin bunu veririm. Bir tane daha Vex alırım. Otomatik birleşir falan. Öyle bir şey istemiyorum. Bu da ağzımıza vuracak da. Şu an gelen geçen herkes ağzımıza vuruyor. Item yapamadık doğru dürüst. Az vursalar bari. Ölmesek bari. Şimdi küfürlü versiyonu da var. Onu tam söylemek istemiyorum. Siz anladınız ama. Evet. Şunu alacağım arkadaşlar. Alacağım. Bunu aldım. Spell crit yaparız dedim. Jorki'ye. Bu nasıl okunuyor abi? Jorki mi, Sorki mi, Korki mi? Sorki diye tahmin ediyorum ama emin de değilim. Buna lan hasım diye buff mı varmış? Bu özellik tahtamda yalnızca bir hasım varsa etkileşir. Çünkü hasımlar birbirleriyle çalışmayı reddederler. Kim hasım mesela? Yok ki adamın hasım. Oyunda mı hasım var? Hem Vaya hasım diye buff gelmiş artık. Okey. Okey. Şimdi şöyle bir benim nar bulmam lazım. Item'ı nardan almam lazım. At artık bunlar. Atmıyor. Yapacak bir şey yok. Buradan da güzel bir hasar yiyeceğiz. Vallahi öleceğiz biz bu gidişle. Boş boş konuşuyorum yani. Muhtemelen siz bunu izlemiyorsunuz. Evet. Orada bir mindfuck yaşadım kendi kendime. Siz bunu izlemiyorsanız ben kime kimi izlemediğini söyledim gibi böyle bir
garip bir durum oldu kafamda. Lulu. Evet. Nar at artık, nar. Bir tane atacaksın ya. Ne yapıyoruz? Hala itemler elini tutacağım. Bir elle, karusele kadar. Artık karuselden sonra da olmuyorsa rastgele dağıtırız. Olabildiğince en iyi şekilde. Ama şuradan bir tane daha mana alsam, şunu versem, bir de hexet çekebilsem. Bayağı bir taşır gibi geliyor bana bu karakter. Çünkü şuradaki mana buff'ını da aldık ya. Bir tane vurup ulti açacak, bir tane vurup ulti açacak. Bayağı iyi hasar çıkarır gibi o zaman. Yendik mi la burayı? Ne alakası var lan? Niye yendik ki burayı? İlginç. Evet, tam şuraya girerken o Sidrik gidecek ya. Heh, sonunda ya. Ver abi. Vex. Bir tane daha. Şimdi arkadaşlar bu karakter 2 gold'luk ya. 2 gold'da en fazla çıkma şansı 6 levelde oluyor. O yüzden şunu 3 levele götürmeye çalışana kadar bir rolleyeceğim bakalım. Güzel. Blue buff da geldi. Şöyle blue buff'ını yapalım. Vex buyur. Şunu da hexe yapmak için elimde tutayım. Şu itemlar şimdilik elimde kalmaya devam etsin. Şöyle bir rol. Lulu. Nar. Vex. Şöyle yapacağım. Çünkü ya bu şekilde suikastlere karşı daha açık oluyor ama Blitzcrank falan gelirse çekmez en azından. Şimdi bakalım ne kadar hızlı ulti açacak. Vur bir tane aç ultiyi. Karakterin vuruş hızı az olduğu için birazcık yavaş açıyor ama yine de iyi. Ama işte Tryndamere geldi yedi bizi. Ne güzel skin'i var lan adamın. Bayağı iyi. Ziggs. Abi Lulu atladım ben, gördünüz mü? Salak ben ya. Vallahi şimdi level almaya çok yakın Lulu. Yani 6, bunu 3 yapana kadar arayacağım dedim de çıkmıyor da. 7'ye geçip başka buff mı açsam acaba? Mesela Sivir's atabiliriz oyuna vurucu açmak için. Şöyle yaparız yani, Sivir atarız. Vurucu Hexeş gelir. Sonra bir level daha alır. Orada da Jinx atarız. Hem çift atış hem Hexeş açmış olur bu sefer. Yani bunlar tabii şu an düşünce. O kadar dayanabilecek miyiz ona bile emin değilim. Abi kerelerim dayanmıyor ki benim. Hasar çıkıyor da kereler dayanmıyor. Adamlara bak, güzel lan. Berbe, berbe. Bak bak Lulu. Ekstra 2 gold harcatmış oldu bana şimdi. Demin alsaydım, atlamasaydım. Hop Ziggs'e de bastık. Yani ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Ölmeden şöyle bir level atayım. Buradan Sivir falan bulabilirsem veya şimdiki Sivir bulana kadar bir tane Blitzcrank. Hem arkadan çar falan çekiyor adamların, biraz dengesini bozuyor Blitzcrank. Hem de hem koruma hem hurdacı buff'ı. Ölmediğinde güzel hasar çıkartıyor da çabuk ölüyor. Ahri değil mi bu? Sikici güzelmiş Ahri'nin. Kim savaşıyor lan? Bunlar savaşıyor. Vex vs Lucian.
Kim aldı? Vex aldı. Evet, Karasel'e geldik. Buradan kılıç alayım ben. 5 gold, güzel. Sağ verin. Güzel. Kılıcımızı aldım. Bu karakter ne la benim aldığım? Hiç bilmiyorum. Şimdi gelince bakacağım. Belki bildiğim bir karakterdir. ...14 HP comeback imkansız falan değil mi abi yani? Gelmeyecek, olmayacak öyle işte. Ben sadece kuruyorum kafamda. Ya 14 HP comeback olmaz diye bir şey yok da... bende o board yok maalesef. Bu hangi karaktermiş lan? Zeri'ymiş. Vallahi da bilmiyorum ha. Ha bir de VIP char. Neymiş? Zeri'nin elektriklenme süresi çatışma sonuna kadar devam eder. İşte elektriklenme süresi olayını bilmediğim için... ...Zeri karakterini bilmediğim için... Şimdi bunları böyle alacağım. Bunların nasıl olsa 3 şeyi var. Suikast falan gelirse Korki'de korumuş oldum. Neden bu daha yeni aklıma geliyor? Asıl soru o. Şimdi bunu seriden bir 3'e basabilsek çok güzel olacak. Adam akıllı damage çıkaracak. Şu anda 413 büyü hasarı. Az yani. Yine de iyi vurdu. Vallahi güzel vurdu. 5k hasar. Güzel. Fight çabuk bitti. Biraz daha uzun sürse belki daha fazla damage çıkarabilirdi. Bir altın, bir gri. 3 altınlık birimlerin. 333 can. 23 başlangıç manası ve %40. Oğlum bu ne random bir şey lan. 333 can, 23 başlangıç manası, 43 saldırı hızı. Şimdi 3 altınlık 2 çarım var. Ona gitmeyeceğim. Şunu ver abi. Sosyetik ev sunucu. Bu ne lan? Atılgan. Evet abi, bir yerime sokarım atılganı. Mutantı da öyle. Şunu da satacağım. Şimdi bunu alıp oyundan vurucu sokup bunları bufflamak da var ama şu an damage'im kötü değil zaten. Önemli olan şu anda tankım. Daha iyi tanklım alayım. O yüzden böyle kalacağım şimdilik. Bakarsınız şu karuselden bir tane daha spatula atarsa eğer. Tabi hayal ama. Bir fon yaparız. Artı çar atarız ortaya. Gold'dan düşeceğim ama ben yine de şu sivir alacağım. Bir kağıda dursun. Tabi elenmezsek buralarda. Abi yana dön bir an önce. Yana dön. Yana bak. Yanda çarlar var. Abisinin gülü. Hadi. Hadi. Hadi kes onu. Ölme. Hadi lan. Abi ölmedi çar. Ama neyse, diğerleri çok güçlü kaldı. Güzel. Vallahi bir toparlamaya başladık gibi. İyi. Evet, mesaj geldi. Dıt dıt diye titredi ama size zannetmiyorum o kadar şey olmamıştır. Gelmemiştir ses. Abi bir tane kaldı. 3 levele çıkacak çar. Neko falan gelse var ya, hiç beklemem, direkt basarım. Onun da değil. Zaten canım az. Bir tane koysalar öleceğim. Arkadaşlar şunlar bu arada neye yarıyor ya? Bunu bilen bana açıklasın. Vallahi bilmiyorum. Set 6'da da oynuyorum ama orada da çıkıyordu ama bilmiyorum yani ne bu. Işık vuruyor tepeden oraya. Nur inmiş gibi. Evet ne geldi? Kılıç geldi. Var gücüne savun. Şimdi Echo. Echo'yu satacağız. Arkadaşlar ben şöyle arayacağım ki 3'e basayım. Dayanacak canımız yok çünkü. Arabam biraz delay'li olduğu için yavaş yavaş yapıyorum. Atla bir tane işte. Zorlama da. Vallahi gold kalmadı ya. Atmadı abi. Bunları ne yapacağız ya, çarları? Vurucu Hex seç. Şimdi arkadaşlar, vurucu ve Hex seç yapabiliyorum. Jinx'i sokup narı Hex seç yapıp Hex seç buff'unu açmak mı? Yoksa Jinx'i sokup ona vurucu yapıp vurucu buff'unu açmak mı? Hangisi?
Onun için gerçi önce level almak lazım ve bende level alacak para yok. Şöyle yapacağım. Sivirlerden vazgeçeceğim şimdilik. Ve vurucu buff'unu değil de Hexage buff'unu açacağım. Neden diye soracak olursanız şu item'ı Jinx'e yapmam daha iyi olabilir diye düşündüm. Ayrıca çift atış buff'unu da açmış oluruz. Güzel olur. Evet, eğer yapabilirsek dediğimi öyle yapacağım. Bakalım hayırlısı. Şunu da buna vereyim. Hurdacı buff'u adına. Çünkü belli ki Blitzcrank oyunda kalacak. Eğer gelirse onu da 2 level yapmaya uğraşalım. Öylesine sokmuştum oyunu ama. Arkadaşlar şu anda farkında mısınız bilmiyorum ama geleni geçeni tokatlıyoruz ha. Hadi inşallah buradan, ya dur şimdi büyük konuşmayayım da, İnşallah birinciliğe gideriz buradan diyeceğim ya. Konuştum, büyük konuşmayayım, büyük konuştum, fark ettiniz mi? Ben yapıyorum arada böyle şeyler. Kafam güzel oluyor herhalde, bilmiyorum. Su yaradı. Biraz daha şık. Evet, ne yaptın? Nar attı. Narın da pek güç olmayan niyeti yok da. Hele Vex'in hiç yok. Vex olsa iyi olacak da. Ben demin ne dedim? Hex'e çıpırın dedim ve Hex'e gidip buraya verdim değil mi? Kafam güzel benim. Yemin ediyorum kafam güzel ya. Narı yapacaktım ben Hex'e. Neyse şimdilik böyle kalsın. Bir süre şey kazansın. Buradan bakarsınız Blue Buff falan kazanırız. Jinx için bayağı iyi oluyor Blue Buff. Bu arada Corki'nin çıkardığı hasara dikkat etmedik. Şöyle de bir bakayım. Umarım yeneriz, elenmeyiz. Oo. Kime daldı? Corki'ye, Lulu'ya dalıyor zannedersem. Şu şarı alacak mısınız artık Kha'Zix'i? Evet aldık. Bu Corki bayağı vuruyor ya. Oh güzel. 5K daha demir çıkardı. Şimdi 50 gold'un üzerine çıkalım. Seriden level'e gideceğim. Jinx atayı da A'ydi. Şimdi Jinx gideceğim düşünerek ya şunu ya da şuna gideceğim. Alabilirsem Runan alırım. Salarsa yerim. Aa vurucu buff'u da var lan. Bir şey diyeyim mi? Ver abi. Vurucu buff'unu ver. Bunlar için vurucu buff'u açalım. Bir tane Jinx bulsam direkt bütün gold'u 8'e çıkmak için basarım. Hemen Jinx'i atarım oyuna da. Gerçi 7 levelde de bulmak çok zor. %1 şans ya. Yani bir pivot char yok ki şu anda oyunda hani. Şu itemları elinde bekletmek de hiç hoşuma gitmiyor ama. Şunu şöyle yapacağım. Şunu hexage yapacağım. Şimdilik yapmıyorum ama. Şu ikisi Jinx'in. Şu da buraya. Bu elden sonra arkadaşlar direkt parayı basalım. Şimdi parayı bassam hiç rollemeye para kalmayacak. Jinx'i bulma ihtimalim çok azalacak. Bu elde gerçi dayanabilirsem şuraya kadar dayanayım en azından. Jinx'i bulma ihtimalimiz artsın. Adamın şeyi var. Pelerini var. Vex'in ejder pençesi var. O yüzden büyü hasar çok yemeyecek. Onu kesemeyeceğiz gibi. Etrafındakileri kesersek iyi olur. Ama abi büyü pençesi falan hiçbir şey dinlemiyor. Vurduğunu indiriyor ya. 10 numara oldu çar. Yemin ediyorum bu 10 numara kere oldu. Çok iyi. Ejder pençesi falan vardı. Çatır çutur vurdu hiç takmadı. Hop nar level up. Buradan da attı. Geri satayım. 3 gold'u geri aldık. Bu el ölmek istemiyorum abi. Ben, oyun beni şu elde öldürmeden ne yapıyorsan yap. Ama bu elde öldürürsen kalpten kırılırım. Çok üzülürüm. Canım acır. Ayıp olur, şerefsizlik olur. Bu elde ben öldürürüm oyunu. Bu elden sonra çünkü hemen 8'e batacağım. Jinx arayacağım. Jinx oyuna sokacağım. Itemları vereceğim falan. Oradan birinciliğe ciddi ciddi inancım olacak ama bu elde ölürsem çok ayıp ya. Bu riski aldım. Çok güçlü durmuyor rakip ama bakayım. Güzel. Arkadaki kerelerden biri gitti. Ama benim çarlarım da çok seri öldü ya. Visit kim gider mi burada? Abi Vex o canla nasıl ulti attın abi sen gidip? Şaka mısın? Kaybettik. Ama ölmedik. Ama stream'imiz gitti. Ulan lanet girsin ya. Aa güzel. Güzel item geldi lan.
Vex carry yaparız. Vex'e veririz. Biraz daha tank olur. Aga kim yendi lan bizi? Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan? Farhat abi nasıldı o? Şeyden, bu adam yemiş bizi ya. Çok da güçlü görünmüyordu. Nasıl yendi bizi o ya? Ayıp değil mi lan? Farhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyoruz mu? Evet. Şimdi şuraya acilinden Jinx arıyorum. Ulan Blitzcrank geldi, alsaydım bari. Bırak Jinx'i, 5 gold'luk bir tane şar atmıyor ki. Blitzcrank'leri de hep atlıyorum ısrarla. Fark ettiririz mi bilmem. Bir tane Jinx atacaksın oyun ya. İki tane Jace attı yemin ediyorum. Victor'a dur. Yine de şu itemleri yapayım şöyle. Jinx bulsaydık daha iyiydi ama yapacak bir şey yok. Jinx bulduğumuz anda Jace'i satarız artık. Blitzcrank geldi, atladım biliyorum arkadaşlar ama delay'li olduğu için yetiştirememe korkusuyla hiç dikkat etmedim. Yani çok ardı ardına hızlı arama yapamıyorsunuz. Bastığınız bir saniye sonra falan geldiği için böyle yavaş yavaş yapmak zorundasınız. O yüzden böyle bir şey oldu. Lan ölseydi adam. Kaç canı kaldı onun? Bir canı kaldı herifin ya. Vex attı dur. Roll. Abi atmıyor. Atmıyor. Israrla atmıyor. Bir tane Jinx atacaksın bak. Bu adamda yok. Bunda da yok. Kimsede yok ya Jinx. Ha bak. Adamda Jace var, bana kaç tane Jace attın? Bir tane Jinx ya. Çok değil. Hem çift atış açacak çünkü, hem de şey açacak. Adını hatırlayamadım o şey. Hem çift açış hem de Hextech açacak. Ama atmıyor. Hadi ölmeyelim lan buraya da. Yok abi çok güçlüyüz şu anda. Çok güçlüyüz şu anda, koşuyoruz, birinciliğe koşuyoruz. Bize o yerin adına elensin de, o bize ters geldi. Bir canı kaldı, elenmedi, lanet girsin. Abi bir Jinx ya. Atacağım bunu da abi. Aha geldi. Bir de atmasam daha iyi oluyormuş. Atmam daha kötü olmuşmuş yani mesela. Bu arada neden bunu buna verdim? Bunu vermemin sebebi, bunu diye konuşuyorum sürekli ama yani vurucuyu buna vermem, Jinx'e vermemin sebebi, vurucu saldırı gücü arttırıyor. Jinx'e böyle hızlı hızlı vuruyor çift atışla falan. İyi olur diye düşündüm. Şimdi bu sefer demin geldik buraya ama bu sefer alırız diye düşünüyorum. Çok daha güçlüyüz artık. Vex'imiz de 3 olsaydı daha rahat olacaktı da. Demin de işte böyle yeniyordum. Çok güveniyordum kendime. Bir anda ne oldu bilmiyorum, yenildim ama. Bu sefer vurduk ağzında. Burası ne alemde? Burası yenmiş ama acaba biz miydik o yendi yoksa bilmiyorum kimdi. Şimdi tank item istiyorum. Ama tank item'i yok. Verdim hırsız eldivenini ona da. Tank item'i yok abi. Ne, rastgele bir şey aldım ya. Hiç bilmiyorum ki. Ne güzel, kötü item almamışız. Aa evet, tank itemini boş ver. Lan! Oğlum Vex atmadı lan. Vex atması lazımdı. Benim Vex'im 3 olacaktı şimdi. Ahri falan bastı herif. Dur kendimiz arayalım. Belki bir tane Vex çıkar burada. Gerçi şu an çıksa da alamıyoruz da. Aa vallahi da çıktı ha. Gene de kilitleyeceğim. Demir atmadı. Bug oldu ya. Belki yine bug olur. Veya da bu set 6.5'ta özellikle atmıyordur belki son çarı. Bilmiyorum. Ulan Vex'im 3 olsaydı çok daha sağlam Kerim olacaktı benim. Ayıp değil mi ya o bug? Acaba bug olmadı da ben mi öyle gördüm ya? Öldük. Ya şimdi ben bu diyi nasıl atmayayım? Bence çok gayet iyi gelmiştik ya. Bence kazanmayı da hak etmiştik. Eğer bug olduysa çok büyük hakkım yani. Çok büyük ayıp edildi bana. Yazık değil mi kardeşim? Kaç 40 dakika olmuş lan bir de video. Bayağı da uzun. Gerçi ilk 4-5 dakikası muhtemelen siz görmeyeceksiniz. Orası kesilecek olan kısım.
Tam oyun bitti. Launcher atlar. Kapıdan o yüzden şey oldu. Sakin, endişelenmeye gerek yok. Her neyse arkadaşlar, bence güzel oldu video. Bunu atacağım. Beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.